Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinlilere getirmek için Teklimakan Çölü'ne yol yaptı. Çin son yıllarda Doğu Türkistan'a Çin akınını çekmek ve Doğu Türkistan'ı tamamen Çinleştirmek gibi şeytani kötü planını gerçekleştirmek için yüklü miktarlarda yatırım yapıyor. Ve Doğu Türkistan genelinde çok sayıda turistik bölge inşa ederek Çinli yerleşimcilerin ilgisini çekmek istiyor. Bu minvalde Çin rejimi Doğu Türkistan'ın Korla şehrine bağlı Lopnur ilçesinin çöl kısmı boyunca trafiği kolaylaştırmak suretiyle yeni bir yerleşim alanı inşa ettiği ve böylece Teklimakan Çölü'nden geçen üçüncü bir otoyolu yaptığı bildirildi. Çin propaganda yayını Tanrıdağ Ağa 29 Mart tarihli haberine göre Lopnur ilçesinden Kerçen ilçesine giden üçüncü çöl otoyolu şu anda inşaatın son aşamalarına yaklaşırken çöl otoyolu K60 bölümünün Lopnur kısmında trafik çizim çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bilgilere göre dünyanın en büyük ikinci çölü olan Teklimakan Çölü'nü geçerek Lopnur'dan Çerçen'e giden çöl otoyolunun inşaatına Ekim 2017'de başlandığı ve otoyolun şu anda tamamlanmak üzere olduğu ve bu yıl Haziran ayında trafiğe açılması bekleniyor. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana Doğu Türkistan halkını etnik bir şekilde kontrol altına almak için kilit bölgelerde Bingtuan yani Şincang inşaat ve üretim kolordusu yapısını yerleştirerek özel alanlar oluşturarak silahlı kuvvetler yerleştirdiklerini ve tarıma elverişli bölgelerin çoğunda ise Çinlileri yerleştirmekle birlikte sözde istihdam yalanıyla Uygurları halk arasında haşar adı verilen zorunlu çalıştırmayla Çinliler için yaşanabilir alan yaratmaya çalıştığını, nitekim Teklimakan Çölü'nün ortasından geçecek her üç çöl otoyolunun Çinlilerin bölgeye yerleştirilmesi açısından Çin için hayati öneme sahip proje olduğunu kaydetti. Müslüman ülkeden akıl almaz Çin açıklaması. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Doğu Türkistan'da başta Uygur Türkleri olmak üzere milyonlarca Müslümana baskı uygulayan Çin'in Hazreti Muhammed'in öğretilerini takip ettiğini söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, pazar günü başkent İslamabad'da düzenlenen mitingde Çin'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın bölgedeki en büyük müttefiki Çin'den acayip zevkle överek bahseden Khan, Çin'in son 30 yıl içerisinde 700 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını söyledi. Başbakan Khan, Çin'in İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in öğretilerini takip ettiğini öne sürerek Müslümanların tepki odağı haline geldi. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlığa rahmet olarak gönderildiğini dile getiren Khan, soykırımcı Çin'in faaliyetlerini de bu eksende değerlendirdi. Daha önce uluslararası medya kuruluşlarının Pakistan Başbakanı İmran Khan'a Doğu Türkistan'daki soykırımı nasıl değerlendireceği hakkında sorduğu sorulara bölgedeki durumdan haberdar olmadığını veyahut Çin tarafı böyle bir iddia olmadığını savunuyor şeklinde yanıtlar vererek sorumluluktan kaçmaya çalışmış ve tepki toplamıştı. İşgalci Çin son yıllarda Doğu Türkistan halkını sistematik bir şekilde keyfi tutuklamayla toplama kamplarına veya hapishanelere hapsetmesinin yanı sıra sözde fazla iş gücü ve yoksulluktan kurtarma yalanıyla Uygurları Çin illerine köle işçi olarak çalışmaya göndermeye devam ediyor. Çin rejimi Doğu Türkistan halkına yönelik uyguladığı devasa toplama kamplarında alıkoymaya ve cezaevlerinde cebri tehcir, zorla çalıştırma gibi insanlık dışı uygulamalarına devam ederken hiçbir uluslararası hukuk kuruluşu veya insan hakları savunucuları Çin'e dur demedi. Ancak dünyanın farklı bölgelerinden çok cılız seslerle Çin'e karşı tepki gösteriliyor. ABD'de Çin rekabet yasası onaylandı. ABD Kongresi bu hafta Çin'le rekabet konusunda kapsamlı bir yasayı geçirme konusunda önemli bir adım daha attı. 2022 ABD rekabet yasası başlığıyla hafta başında 28 ret oyuna karşın 68 kabul oyuyla Senato'dan geçen tasarı,
Böylelikle son defa görüşüleceği Temsilciler Meclisi'nden geçmesi konusunda önemli bir uzlaşma zemini sağlanmış oldu. Bilgilere göre tasarının epey farklı bir versiyonu Şubat ayında Temsilciler Meclisi'nde 210'a karşı 222 oyla kabul edilmişti. Beyaz Saray yasaya dair gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını açıklarken, başkanın uzunca bir süredir savunduğu ülke içerisindeki yatırımların arttırılması, yenilikçi fikirleri desteklemek ve bu fikirlerin laboratuvardan üretim tesislerine geçmesine yardımcı olmak ve orta sınıf üzerinde fiyat baskısı oluşturan yarı iletkenlerin tedarik zinciri sorunlarını ele almak gibi konularda her iki partiden de açık bir destek aldı denildi. Yeni yasayla düzenlenecek mevzuatta ABD'nin Çin tarafından üretilen yarı iletkenler gibi ürünlere bağımlılığının azaltılması için Amerikalı imalatçılara 52 milyar dolarlık destek sağlanması öngörülüyor. Benzer şekilde kritik elektronik cihazları, savunma teşhisatı ve otomobil parçaları gibi bazı ekipmanların üretiminin desteklenmesi için de 2 milyar dolarlık bir kaynak desteği sağlanacak. Ayrıca tedarik zinciri ve araştırma geliştirme araçları da desteklenecek. Her ne kadar iki partili destek olsa da Senato Dış İlişkiler ve İstihbarat Komisyonlarının üyesi Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio yasanın yetersiz olduğunu söyledi. Washington'daki bir düşünce kuruluşuna konuşan Rubio, yasayı sözde Çin yasası diye nitelendirdi. Ayrıca Marco Rubio, Çin'in ABD şirketlerinde kendi çıkarlarını korumak adına lobi yapmalarının önüne geçilmedikçe bu sorunun gerçekten çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Rubio, şirketler Çin Komünist Partisi'ni ve Çin lideri Xi Jinping'in yatıştırmakla daha çok ilgileniyorlar çünkü bu sayede kar marjlarını maksimize edebiliyorlar. Buna ülkeleri için doğru olanı yapmaktan daha fazla ilgi gösteriyorlar diye konuştu. Yasa tasarısında ayrıca Tayvan konusunda da düzenlemeler yer alıyor. ABD ve Tayvan arasında kültürel değişim konusunda kaynak sağlanması, Tayvan'ın ABD'nin Hint-Pasifik bölgesi stratejisinin bir parçası olarak kabul edilmesi ve Tayvanlı yetkililerin ABD ziyaretinde Tayvan bayrağını kullanması engelinin kaldırılması gibi düzenlemelerle Çin'le ilgili insan hakları ve demokrasi konularına atıfta bulunuyor. Yasa tasarısının ABD Senatosu'ndan kabul edilmesine Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, söz konusu yasa tasarısıyla Çin tehdidini abartıyor, Çin'le stratejik rıkabeti savunuyor ve bir şey kazandırmayan soğuk savaş fikirleriyle dolu yasa, ABD ve Çin'deki işbirliğini güçlendirme arzusunda olan kesimlerin arzularıyla ters düşüyor. Çin iddialara ısrarla karşı çıkıyor ve kendi çıkarlarını korumak adına gerekli adımları da atacaktır dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.